Teknokapitalizmin yeni bir bilgi, eğlence toplumuna taşınmasıyla medya devleri arasındaki birleşmeler hızla çoğalmakta, rekabet şiddetlenmekte ve medyada program ve reklamlara seyirci çekmek için büyük para makinelerini körükleyecek gösteriler üretmektedir. Buna karşılık medya kültürü neyin gerçek, önemli ve hayati olduğuna karar vererek toplumsal ve siyasi meseleleri yargılamaktadır. Özellikle de O.J. Simpson'ın 95 yılında Los Angeles otoyolundaki kaçış girişimi, 96 yılında bir Transworld Airlines uçağının New York'un dışında infilak etmesi, 97 yılında Prenses Diana'nın ölümü ve cenazesi, 90'lı yılların sonlarında Clinton'ın seks skandalları ve 99 yılında Kennedy Jr.'ın hayatını kaybettiği uçak kazası ya da 11 Eylül 2001 terörist saldırıları gibi çarpıcı olaylar televizyon gündemini işgal etmekte ve sürekli olarak birer dev gösteri sergilemektedirler. O.J. Simpson cinayet davası 90'lı yılların ortasındaki en büyük medya gösterisidir. Bu dava toplumun ırk, cinsiyet, sınıf ve şöhret etrafındaki çatışmalarını sahneleyen ve modern Amerikan politikalarının parçalanarak kimlik politikaları olarak bilinmeye başlandığını gösteren ulusal bir saplantı ve kültürel bir saha haline gelmiştir. O.J. Simpson cinayet efsanesi hakkındaki her şey çok büyüktü. Simpson'ın eşi Nicole Brown Simpson'ın ve onun arkadaşı olan Ron Goldman'ın öldürülmesi Amerikan tarihindeki kamuoyunda en çok yankılanan cinayetlerden biriydi ve eski futbol yıldızı ve medya şöhreti olan O.J. Simpson'ın sonra cinayetten yargılanması 100 yılın duruşması olarak nitelendirilmişti. Mahkeme gösterisi Kaliforniya'da gerçekleşen gelmiş geçmiş en uzun duruşmaydı ve iddia makamı ve savunmaya 20 milyon dolardan fazlaya mal olmuş, 50 bin sayfadan fazla duruşma kopyası hazırlanmıştı. Dev gösteri, televizyon tarihinde en büyük seyirci kitlelerinden biri tarafından izlenmiş ve 95 yılının en büyük haber hikayesi olarak sayılmıştır. 95 cinayet davası, televizyonda canlı olarak yayınlanmış ve Ekim 95'te suçsuz bulunmasının ardından 96 sonbaharındaki sivil mahkeme boyunca devam eden fenomenal bir ilginin merkezi olmuştur. Simpson davası, bir televizyon gösterisi olarak sahnelenmiştir ve ön duruşma ve duruşma her gün CNN, Court TV, E! Televizyonu ve diğer kanallarda canlı olarak yayınlanınca beklenmedik olayların gerçekleşmesi ihtimali ve yükselip alçalan günlük heyecan ve merak dalgalarıyla seyircisi de canlı bir dramanın parçası haline gelmiştir. Büyük kanallar, önemli bölümleri, günlük özetleri ve özel haberleri sık sık yayınlamıştı. Dava, akşam haberlerine ve talk show'lara hakim olmuştu. İzlenme oranları yükselen kablolu kanallar ve Hard Copy ve Current Affair gibi sansasyonel şovlar, Andy Warhol'un vaat ettiği 15 dakikalık şöhrete kavuşan yardımcı karakterlerle bile dava ve oyuncular üzerine düzenli olarak röportajlar yapmıştı. Sonuç olarak Dave Simpson gösterisi, ceza ve hukuk davası boyunca cinayetin işlenmesinden itibaren yaklaşık 2 yıl süreyle televizyonun yayın akışına hükmetmişti. Simpson davası aynı zamanda bir internet gösterisiydi. Bünyesinde 7/24 sohbet ve görüşmeler, haber bültenleri ve özetler ve duruşma tutanakları, makaleler, önemsiz ayrıntılar ve Simpson'ın lehinde ve aleyhindeki diğer bilgi ve kanıtları derleyen internet siteleri yer almaktaydı. Sohbet odalarında ve Usenet tartışma gruplarında Simpson'ın masum olduğuna inanan taraftarları ile suçlu olduğuna emin olan aleyhtarları arasında her gün davanın her türlü detayına dair sonu gelmeyen söz düelloları gerçekleşmekteydi. Akla gelebilecek her türlü komple teorisi ortaya atılmıştı ve bugün hala O.J. çılgınlığına dair internette çok sayıda delil bulmak mümkündür.